Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 11 fakülte, 7 meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim enstitüsü ve yabancı diller yüksekokuluyla 20 bini aşkın öğrencisine ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim vermektedir. Web of Science verilerine göre 2023 yılında üniversitemizin yayın sayısı 330'a yükseldi. Scopus veri tabanına göre 2023 yılında üniversitemizin yayın sayısı 364'e yükseldi. Böylece üniversitemiz, uluslararası derecelendirme kriterleri olan veri tabanlarında önemli bir yükseliş ivmesi kazandı. URAP sıralamasında üniversitemiz bu yıl listedeki yerini 15 sıra birden yükselterek en çok yükseliş gösteren ilk 11 üniversite arasında yer almıştır. Doğaltaş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, ülkemizin uluslararası akreditasyona sahip ilk Doğaltaş merkezi olmuştur. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Barum, 2020 yılından günümüze kadar 72 farklı firmaya analiz hizmeti sunmuş, laboratuvarımızdan 18 farklı üniversite yararlanmıştır. Diş Hekimliği Fakültemizde gerekli tüm çalışmaları yaptık ve önümüzdeki dönem öğrenci alımını planlamaktayız. Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezimizin hizmete açılmasıyla birlikte, ilimizin bu alandaki uzmanlık gerektiren tüm sağlık ihtiyaçlarına cevap verebileceğiz. Üniversitemiz, Tıp Fakültesinin kurulma kararının ardından, bir yıl gibi kısa sürede kendi bünyesinde eğitim vermeyi başaran öncü devlet üniversitelerinden birisi olmuştur. Eğitim ve Araştırma Hastanemiz, ilimizde bugüne kadar yapılamayan ikinci derece sağlık hizmetlerine yerinde ve yeterli çözümler üretmektedir. Arkeoloji bölümümüzün büyük bir titizlikle yürüttüğü Kütahya Tavşanlı Höyük kazıları, 2023 yılında Türkiye'de yılın en önemli arkeolojik keşfi seçildi. 2020 yılı öncesinde toplam 123 öğrenciye Türkçe eğitimi veren Tömer, son 4 yılda toplam 1255 öğrenciye ulaşmıştır. Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğümüz tarafından yapılan etkin çalışmalar sonucunda ARGE proje sayımız 2023 yılı sonunda 21'e çıkarak 2020 yılı öncesinde 1 olan patent başvuru sayımızsa 24'e yükselmiştir. Üniversitemizi, Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen Engelsiz Üniversite Ödülleri, mekanda erişilebilirlik kategorisinde ikinci sıraya yükselttik. Üniversitemiz, dünyanın en yeşil kampüslerinin belirlendiği Green Matrix sıralamasında, dünya çapında 1183 üniversite arasında 278. sıraya yükseldi. Üniversitemizde bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Bilecik Bilim Şenliği 20 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Jandarma Genel Komutanlığı gösterileri, AFAD Deprem Simülasyon Tırı ve Etnospor gibi pek çok etkinliğin gerçekleştiği şenliğimiz büyük bir coşkuyla kutlandı. Üniversitemiz, Türkiye'nin ilk endüstriyel sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm çalıştayına ev sahipliği yaptı. Büyük bir coşkuyla gerçekleşen akademik açılış törenimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın teşrifleriyle onurlandı. Üniversitemiz tarafından Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'a Fahri Doktora diploması tevdi edildi. Üniversitemiz futbol takımı tarihinde ilk defa Ünilik futbol müsabakalarında ikinci oldu. Erkek futbol takımımız tarihinde ilk defa Süper Lig yükselme grubuna terfi etti. Üniversitemiz, ülkemizin en önemli havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest'in akademik paydaşı oldu. Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu tüm mobilya ürünlerini mobilya üretim tesisimizde kendimiz yapmaktayız. Böylece kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımıyla büyük bir tasarruf sağlamaktayız. Tören alanı, kafeteryalar, kampüs park gibi hayata geçirdiğimiz projelerle üniversitemizin fiziki gelişimini hızlandırdık. Öğrencilerimiz ve personelimiz için gerekli tüm altyapı ve ekipmana sahip modern, steril ve düzenli yeni yemekhanemizi 2024-2025 eğitim yılı başında hizmete açacağız. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Marmara'nın yükselen değeri.